Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Fussilet Suresi 19-25. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ O gün Allah düşmanları ateşe sevk edilirler. فَهُمْ يُوزَعُونَ Ve onlar orada toplu haldedirler. Yani önlerinden, arkalarından melekler, onları bir nizama, hizaya sokmuş, toplu halde onları ateşe doğru sevk etmektedirler. Burada onların grup grup oldukları ve işlerinden bazılarının rastgele bir yere gitmemesi için bir zapt-ı rapt altında oldukları ayette nazara veriliyor. Dikkatimizi çeken bir tabir de e'dâullah, Allah düşmanları anlamında. Allahu Teala mahlukatını kendisine düşman olsun diye yaratmış değildir. Ama imtihan ediyor. Yani insanları imtihan ediyor. Bunun neticesinde bir kısım insanlar din düşmanı, Allah düşmanı haline geliyor. Günümüzde de görmekteyiz. Bazı insanlar var. Maneviyatta çok yabancı, hatta düşman. Bu düşman olmanın neticesinde Allah da onlara düşman oluyor. Ama bu dünyada onlara yine hayat veriyor, mühlet veriyor, fırsat veriyor. Ta ki akıllarını başlarına alsınlar. Ve bir kimse 50-60 yıl bir hayat yaşamışsa, hayatının bir kısmında küfür, inkar içinde olsa bile sonrasında aklını başına alabilir ve böylece Allah düşmanı olmaktan kurtulur. Allah'ın dostları haline gelenlerden olur. Ela inne evliya Allah diye anlatılan Allah'ın velileri, Allah'ın sevgili kullarından birisi haline gelebilir. Ama küfür üzere ölmüşse artık o Allah'ın düşmanıdır. Ve diğer alemde bu Allah düşmanları ateşe doğru grup halinde, etraflarında melekler onları kontrol ettiği halde sevk edilecekler. Hatta izâ mâ câûhe, o ateşe doğru geldiklerinde şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum, onların kulakları, gözleri, derileri kendi aleyhlerinde şahitlik yaparlar. Bimâ kânû yâmelûn, yapmış oldukları şeyleri. Yani neler yapmışlarsa dünyada bunlara, bunların derileri, gözleri ve kulakları şahitlikte bulunurlar. Yani biz şunları yapmıştık tarzında konuşurlar. Ve gâlû li culûdihim, bunlar bu derilerine derler ki lime şehittüm aleyna, niye aleyhimizde şahitlik yaptınız? Niye böyle yapıyorsunuz? Galu, onlar da derler ki entaganallahu lezi entaga külle şey, her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Ve huve halagakum evvele marra, o ki daha önce sizi yarattı. Ve ileyhi turcaun, ve siz ona döndürüleceksiniz. Burada İnsanın azalarının şahitlikte bulunması, malum dil bir et parçası ve bu et parçası konuşuyor. Dili konuşturan Allah, eli de konuşturur. İnsanın gözünü de konuşturur. Göz harama baktıysa baktım der. Kulağı da konuşturur. Kulak duymaması gereken şeyleri dinlemişse diğer alemde ben dinledim diye şehadet eder. Ayak gittiği yerlere şehadet eder. Ve böylece insanın bütün azaları onun aleyhinde bir şahit olur. Bazı alimler bunları değerlendirirken bunların konuşmalarını şöyle değerlendirmişler. Onların o aletleri üzerinde neler yaptıklarına dair alametler görülür. Ve o haliyle de onların bu işi yaptığı anlaşılır. Bu da bir yorum olmakla beraber bunu lisanı kal tarzında anlamak, yani doğrudan konuşma tarzında anlamak herhalde daha uygun. Çünkü ayetin devamında doğrudan bir konuşma manası kendini hissettiriyor. Ve mâ küntüm testetirûne, yani siz korunmuyordunuz, kendinizi setretme lüzumu hissetmiyordunuz. En yeşhede aleykum sem'ukum ve la absarukum ve la culudukum, yani ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik yapması meselesinde hiç kendinize dikkat etmiyordunuz. Yani gün gelecek, göz gördüklerinden hesaba çekilecek, işte
El yaptıklarından hesaba çekilecek. Kulak duyduklarından hesaba çekilecek. Bunu hesaba katmıyordunuz. Nasıl ki bir insan başkalarının görmediği yerde biraz daha rahat hareket eder. Ama başkalarının gözü önünde o kadar da rastgele hareket yapamaz. Yani siz kendinizi şu dünyada serazat kabul ettiniz. Sizin üzerinizde bir rakip, gözeten yok zannettiniz. Meleklerin kaydettiğini fark etmediniz. Allah'ın sizin yaptıklarınızı bildiğini nazar itibari almadınız. Bundan dolayı da kendinizi tamamen hür, serbest, müstakil addedip keyfinize göre yaşadınız. Ama gün gelecek, bütün azalarınız aleyhinizde şahitlik yapacak. Bunu nazara almadınız. وَذَٰلِكُمْ زَنَنْتُمْ وَلَكِنْ زَنَنْتُمْ Lakin siz zannettiniz اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarınızdan çoğunu bilmez zannettiniz. Yani işte Allah'ın cüz'iyatla ne alakası var? Allah bizim ne yaptığımızı nereden bilecek ki gibi bu şekilde cahilcesine bir bakışla meseleye baktınız, gaflete düştünüz. وَذَٰلِكُمْ zannukum İşte bu sizin zannınız. اَلَّذ۪ي zanentum bir رَبِّكُمْ Rabbiniz hakkında böyle bir zanna girdiniz. اَرْدَاكُمْ Bu sizi düşürdü. Yani maneviyatta aşağıya düşürdü. Ve küfre, küfrana sizi sevk etti. فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bunun neticesinde hüsrana düşen, yani tamamen zarar eden kimselerden oldunuz. Değerli izleyenlerim, insanlar şu dünyada da zaman zaman bir takım hüsranlar yaşayabilir. Diyelim bir öğrenci imtihana girer, başarısız olur. Bu bir hüsrandır ama bunu telafi etme imkanı vardır. Bir ticaret erbabı iflas eder. Bu da bir zarardır, hüsrandır. Ama gün gelir kendi durumunu düzeltir. Ama kafirlerin küfür içinde hayatlarının geçmesi ve diğer alemde de bunun cezasıyla karşı karşıya kalmaları, bu en büyük bir hüsran ve artık bunun telafisi de yok. Çünkü insanlar bir defa şu dünyada yaşıyor, tekrar dünyaya gönderilecek değil. فَاِنْ يَصْبِرُوا Eğer onlar sabrederlerse, yani dayanabilirlerse, فَالنَّارُ مَثْوَ لَهُمْ Artık onların barınağı, kalacakları yer ateştir. Burada eğer sabrederlerse, yani ister istemez sabredecekler ama aslında dayanılır bir azap da değil. Dünyada bile ateş azabı insanı en ziyade rahatsız eden azaplardandır. Kış mevsiminde insan üşüyor, sıcağı arzu ediyor ama yaz gelip de 40 derecenin üzerine sıcaklık çıktığında insanlar o yazın sıcaklığından bile çok rahatsızlık duyuyor. Hele güneşin altında kalmışsa insan gerçekten epey sıkıntı çekiyor. Bazen bu 45'i 50'yi bulduğu oluyor bazı yerlerde. Gölgede bile insanlar adeta bunalıyor. Adeta yaşamış oldukları yer bir sauna gibi ve onları terletiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaz sıcaklığıyla alakalı min feyhi cehennem buyurmuş. Yani cehennemden bir esinti. Cehennemin kendisi değil. Hani bir yerde çok sıcak bir hava vardır. Bir rüzgar oradan estiğinde oradan bir esinti, bir sıcaklık bize getirir. Demek ki yaz mevsiminde gördüğümüz o şiddetli sıcaklık da cehennemin uzaktan gelen bir esintisi gibi adeta. Ve esintisi bile insanı bu kadar rahatsız ediyorsa doğrudan ateşin içine düşmek elbette dayanılabilir bir şey değil. Ama ehli cehennem mecburen buna dayanacak çünkü başka alternatifleri yok. Ve onların derilerinin ateşten dolayı böyle yanıp kavrulacağı ayette anlatılıyor. Azabı tekrar tekrar duymaları için o derilerinin kendilerine yenileneceği ve böylece her defasında azabı yeniden duyacakları başka ayetlerde anlatılıyor. Ve in yestatibu fema hum minel mu'tebin Yani onlar tekrar geriye dönmek isteseler veya Cenab-ı Hak'tan özür dileyip de kurtulmak isteseler kendilerine bu fırsat verilmeyecek. Ne dünyaya dönecekler ne de Allah onları bağışlayacak. Ve gayyadna lahum quranaa Biz onlara
yakınlar verdik. Yani devamlı onlarla beraber olan kötü arkadaş, ruhanilerden varlıklar. Fezeyyenu lehum ma beyne idihim ve ma halfahum. Bu beraber oldukları o ruhaniler, yani herkesin bir şeytanı var. O manada anlayabiliriz. Herkesin şeytanı onları kötü şeylere sevk etti. Ve o kötü olan şeyleri onlara süslü gösterdi. Bununla alakalı herkesin şeytanı var derken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini nakletmek istiyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile, hanım Hazreti Ayşe ile sohbet ederken Hazreti Ayşe'ye diyor ki, ey Ayşe, senin böyle böyle söylemeni içindeki şeytanın mı sana söylüyor? Hazreti Ayşe şaşırıyor. Ya Resulallah, bende bir şeytan mı var diyor. Peygamber Efendimiz evet diyor, herkesin bir şeytanı var. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz soruyor, ya Resulallah, sizin de şeytanınız var mı? Evet var diyor, benim de var ama benimki bana teslim oldu. Yani artık bana zarar vermiyor ve kötü şeyleri bana söyleyemiyor ve tesir edemiyor. Demek ki imtihanın olması için Allah-u Teala her insana bu manada bir şeytan da vermiş. Hayat bununla geçiyor ve insan buna göre kendine bir yol çizmesi lazım ve şeytandan gelen telkinlere aldanmaması gerekiyor. Gerçekten bu önemli bir nokta. En azından herkes kendi içinde sanki bizden farklı bir varlık olarak fısıldayan bir şeytan manasını ömür boyu hisseder. Diyelim bir memur rüşvetle karşı karşıya. Böyle bir durumda içinden bir ses ona, al, ne kadar güzel olur. Bak, maaş zaten pek de yetmiyor. Bununla durumu idare edersin. Hatta kendine ev alırsın. Hatta kendine yazlık yaptırırsın gibi onu teşvik eder. Veya diyelim bir delikanlı, bir takım günah yerler var. Oralara gitme noktasında şeytanı onu teşvik eder. Yani git, gençlik zamanında bu işler olur. Git, keyfine bak, zevkine bak gibi. Şeytan onu bu şekilde tahrik eder, kışkırtır. Veya iki komşu, diyelim bunların arazileri de yan yana. Bunun neticesinde zaman zaman arazi ihlal davaları olabilir. Birinin ineği diğerinin tarlasına girmiş ve biraz zarar vermiş olabilir. Ve bunun üzerine o zarar gören kimsenin içindeki şeytan o kimseyi kışkırtır da kışkırtır. Bağır, çağır, vur, kır tarzında onun içinde ayrı bir varlık olarak adeta onunla konuşur. Bu manada verdiğimiz bu misallerden yola çıkacak olursak herkesin daima kötülüğü de teşvik eden bir şeytanı olduğu ortadadır. Ehli iman olanlar bu şeytanlarının sözlerini dinlemezler ve bu şekilde onları zaptu rapt altına almış olurlar ve dinlememekle Allah nezdindeki dereceleri yükselir. Çünkü insanlar yeryüzünde imtihan oluyor. İmtihan olabilmesi için de insana vesvese veren, kötülüğe kışkırtan, tahrik eden harici bir varlığın olması imtihanın bir gereği. Ve insan olmanın da bir gereği onun dediklerini yapmamak, uymamak. Ehli iman bu noktada zaman zaman ayakları kaysa da tövbe istiğfar ederler. Kendilerine çeki düzen verirler. Şeytana memur olmaktan, kul köle olmaktan sıyrılırlar. Ve gerçek hürriyeti elde ederler. Şeytana res çekebilirler. Ve ben senin dediğini yapmıyorum. Sen istediğin tahrikte bulun. İstediğin vesveseyi ver. Ben Kur'an'a göre yaşayacağım derler. Ama ehli küfür dediğimiz insanlar, bunlar tamamen şeytanlarının yörüngesine girmiştir. Şeytanlarına kul köle olmuştur. Ve şeytanları daima onları teezzuhum ezze ayeti gibi başka ayetlerde anlatıldığı üzere daima tahrik etmiş, teşvik etmiş ve bu ayette de nazara verildiği üzere günahları, pislikleri onlara güzel gibi göstermiştir. Bu şeytanın tavırlarından, yaptıklarından birisi. Nasıl ki Hazreti Adem'e yasak ağaçtan yedirmeyi güzel gösterdi şeytan. Ve bunu anlatırken yalan yere yemin etti. Ve dedi ki, yemin ederim eğer bu ağaçtan yemezseniz buradan çıkarılacaksınız. Tam tersini söyledi. Yediler, çıkarıldılar.
Onun gibi şeytan da şu anda Adem'in evlatları olarak hepimize tersinden şeyler söylüyor. Kötülükleri gayet güzel gösteriyor. Ve bu şekilde insanları kendine yar haline getirmeye çalışıyor. Ona yar olanlar evliya şeytan oluyor. Şeytanın velileri, yani şeytanın dostları. Şeytan ateşten yaratıldı. Akıbeti de ateş olacak. Ve istiyor ki insanlardan da pek çoğunu yanında beraber götürsün. Böylece insanlar yüzünden mahrum kaldığı durumlardan intikamını alsın. Onun cibilliyetinde, tabiatında insana düşmanlık var. Kur'an-ı Kerim, İnne şeytane lekum aduv. Şeytan sizin için bir düşmandır. Fettahizuhu aduvve. Siz de onu bir düşman edinin buyuruyor. İşte günümüzde satanizm adı altında şeytana tapanlar bile var. Ve şeytanın dediğini yapanlar bol miktarda bulunmakta. Ve herhalde şeytan altın devirlerinden birini yaşıyor. Pek çok insanı kendine ram etmiş, kendine adeta bende yapmış bir vaziyette onlara dediklerini yaptırıyor. Diğer alemde işte onlara uymuş olan insanlar şeytanlarıyla beraber azaplarını çekecekler. Ve bu şeytanlar فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ onların önlerindeki ve arkalarındakilerini süslerler. Yani dünya ile alakalı, ahiretle alakalı yaptıkları şeylerde şeytanların müdahalesi olur. Kötü amelleri onlara güzel gibi göstermeye çalışırlar. Ve hakka aleyhimul gavlu fi umem kad halet min qablihim minel cinni vel ins. Ve böylece daha önce kendilerinden önce geçmiş cin ve ins hakkındaki varit olan söz bunlar hakkında da tahakkuk eder, gerçekleşir. Yani cin ve insten bir kısmının cehennem için yaratıldığı taraf ilahiden bildirilmiştir. Bunlar da netice itibariyle cehennem azabını tadarlar ve bu şekilde cezalarını çekerler. İnnehum kânû hâsirin ve onlar hâsirindendir. Yani en büyük hüsranı yaşamışlardır. Yani dünyada bir takım hüsranlar var ifade etmeye çalıştığımız gibi. Ama en büyük hüsran, en büyük zarar insanın kendini ateşe maruz bırakmasıdır. Çünkü bu insan bedeni ateşe müteammil değildir, dayanıklı değildir. Bu nazik bedeni ateşe bırakmak, cenneti kazanmak için bize verilmiş olan aletleri, duyguları, latifeleri cehennemi kazandıracak şekilde kullanmak kendimize yapacağımız en büyük zulümdür. İşte insan Kur'an-ı Kerim'den bu manaları okuduğunda elbette içindeki şeytana kulak vermemeye çalışır. Azalarını dinin emrine verir. Meşru ölçüler çerçevesinde onları kullanır ve bunun neticesinde de diğer alemde böyle alnı açık bir şekilde hesabını verir. Cenab-ı Hakk'ın bu gibi kimselere hazırlamış olduğu cennete dahil olur. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.